Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimize hamdolsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatu selamlar olsun. Rabbimizin rahmeti, mağfireti, bereketi, yardımı her birimizin üzerine olsun. Tecrid-i Salih'te Kitab-ı Salah bölümüne, 8. kısma gelmiş bulunuyoruz. Namaz hadisleriyle inşallah başlayacağız. Ravel müellif el-İmamül Bukhariyyu rahimehullah ve rahimene me'ah bi senedihi an Enes ibn Malik'in radiyallahu anhu kale. Enes bin Malik radiyallahu anhu anlatacak. Tabi Miraç hadisesinden bir bölüm. Miraç hadisesini anlatan rivayetlerden bir tanesini Ebu Zer radiyallahu anh'ın ifadeleriyle bize nakledecek. Kâne Ebu Zerrin radiyallahu anhu yuhaddisu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Ebu Zer radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şöyle naklediyordu. Furice ansakfi beyti ve ene bi Mekke'te. Ben Mekke'deyken evimin tavanı açıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben Mekke'deyken Mekke'de olduğum bir sırada, evimde olduğum bir sırada evimin tavanı açıldı. Fenezele Cibrilu aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam oradan indi. Fe ferace sadri, benim göğsümü açtı. Sümme gaselehu bimai zemzeme, sonra zemzem suyu ile yıkadı. Sümme cae bitastin min vehebin, sonra altından bir tas getirdi. Mümteliyetin hikmeten, min zehebin mümteliyetin, dolu bir tas, hikmeten ve imanen, içi hikmet ve iman dolu olduğu halde, dolu bir kap, altından bir kap getirdi. Fefragahu fi sadri, ve benim göğsüme döktü. Thümme etbagahu, sonra da onu kapadı. Evet, şimdi Miraç hadisesi her yönüyle iman meselesidir. Yani böyle akılla izah etmek, mantıkla izah etmek belli yerleri mümkün olsa da çoğu yeri mümkün olmayabilir. Çünkü iman böyle. Bizim buradaki tavrımız şu olmalı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın Sıddık ismiyle isimlenmesine de sebep olan Miraç'taki tavrını hepimiz biliyoruz. Anlatıldığında efendim verdiği şey tepki çok önemli. Ben bundan daha büyük bir şeye inanmışken, yani onun vahiy aldığına inanmışken buna mı inanmayacağım? Bu ne ki? Bu hiçbir şey değil. Yani inanma konusunda bu beni asla zorlamaz. Ben onun peygamberliğine inanmışım. Dolayısıyla biz din-i mübin İslam'a inanmış, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmişsek, sahih rivayetlerle bize gelen, alimlerimizin de üzerinde böyle ittifak ettiği konular, bize ifade ettiği, anlattığı konular, bunları kabul edeceğiz. Aklımız, zihnimiz her şeyi anlamayabilir. Efendim işte niye altından bir kap falan gibi, niye şöyle gibi, niye böyle gibi, yani bu ayrıntıların hikmetini bugün anlayamayabiliriz. Bakın, bundan 300 sene önce, o kadar eskiye gitmeye de gerek yok ama 300 sene önce diyelim, gidelim. Cep telefonunu şimdi alsak ve 300 sene öncesine gitsek, insanlara o cep telefonunun özelliklerinden bahsetsek, bakın böyle uzaktaki kişilerle haberleşiyorsun. Mesafe ne kadar uzak olursa olsun sanki yanındaymış gibi konuşuyorsun. Hatta onu görerek konuşuyorsun desek inanırlar mıydı? İnanmazlardı. Ancak kim inanırdı? Yani belki bilim adamları. Bazı şeylerden ya bu aslında çok imkansız bir şey de değil diyecek. Bilim adamları buna inanabilirdi. Yoksa insanların buna inanmasını beklemeyiz. Demek ki insan bilmediği şeyin cahili oluyor.
cahil oluyor. Yani bilmiyor. Şimdi gözümüzün önünde bir perde var. Ki o perde bazı hakikatleri anlamamıza engel oluyor. Orada iman edeceğiz. Evet, biz İsra ve Miraç'a iman ediyoruz. Sahih rivayetlerle bize anlatılan ne varsa hepsini kabul ediyoruz. Bu kadar. Bizden istenen bu. Şimdi zaten bu hadisimizi okurken göreceğiz bazı noktaları da, ama tamamen iman meselesi. İman meselesi. Peki ne oldu? Sümme ekade bi yedi, elimi tuttu. Fe arece bi ile semai dünya. Beni dünya seması da denebilir. Yakın sema. Yakın sema demek daha doğru sanki. Yakın semaya. Yani dünyaya yakın olan semaya. Şimdi yedi kat semaya çıkacak. En yakın olan, en aşağıda olan semaya beni çıkardı. Felemme ci'tu ile semai dünya. Ben bu alttaki semaya gelince, Gale Cibrilu li hazini semai, semanın kapısına, kapıcısına, kapı görevlisine, Cebrail dedi ki, iftah, aç. Gale men hâde, kim bu diye sordu kapıcı. Gale Cibril, Cibril dedi. Ben Cebrail. Gale, hel me'aki ahadun, peki yanında başkası var mı? Gale, na'm. Ma'i Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Yanımda Muhammed-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem var. Fekale dedi ki, ursile ileyhi. O gönderildi mi? O peygamber olarak gönderildi mi? Kale naam. Evet. Felemme feteha, kapıyı açınca, alevnes sema'e dünya, o yakın semanın, alttaki semanın üstüne çıktık. فَاِذَا رَجُلٌ قَاِدٌ عَلَى يَم۪ينِهِ اَسْوِدَتٌ وَعَلَى يَسَارِهِ اَسْوِدَتٌ Oturan bilene görelim. Oturan bir adam, bir adam oturmuş. Sağında ve solunda karartılar var. Sağında da solunda da karartılar var. اِذَا نَزَرَ قِبَلَ يَم۪ينِهِ Dahiken sağındaki karartıya baktığında gülüyor. وَاِذَا نَزَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى Solundaki efendim karartıya bakınca da ağlıyor. فَقَالَ Dedi ki, مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ Merhaba ey salih peygamber, ey salih oğul dedi. Kim dedi? O oturan zat dedi. Sağında solunda karartılar olan oturan zat dedi. Kultu li Cibril'e men hâde, bu kim dedim Cebrail'e. Kâle hâde Âdemu aleyhisselam. Bu Hazreti Âdem aleyhisselamdır. Ve hâdihil esvidetu an yeminihi ve şimâlihi nesemu benihi. Bu sağında ve solundaki karartılar oğullarının, neslinin ruhlarıdır. Onun neslinin, efendim soyunun nesidir? Karartılarıdır, ruhlarıdır yani bu karartılar. Fe ehlül yemini minhum ehlül cennet. O sağında olanlar cennetlik olanlar. Vel esvide tülleti an şimalihi ehlün nar. Solunda olanlar da cehennemlik olanlar. Fe izâ nazara an yeminihi dahike. Sağına bakınca güldü. Ve izâ nazara gıbeli şimalihi beke. Soluna bakınca da ağladı. Üzüldü. Yani bir baba şefkatiyle diyelim. Hazreti Adem cennetlikleri görünce sevindi. Cehennemlikleri görünce de üzüldü. Hatta arece bi ile semai fâni. Beni ikinci semaya çıkardı. Fekâle li hâzinihe iftah. Ve görevliye kapıyı aç dedi. Fekâle lehu hâzinuha misle mâ kâlel evvelü fefetaha. Aynen. Birincideki görüşme yine konuşmalar aynısı geçti. Sen kimsin? Cebrail'im. Yanındaki kimdir? İşte Muhammed-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Vesaire. İşte o gönderildi mi gibi bu şeyler yine geçti. Kapıyı açtı. Kale Enes'ün, Enes bin Malik diyor ki, Fezekera ennehu vecede fissemavati. O semalarda kimleri buldu?
Adem'e ve İdris'e ve Musa ve İsa ve İbrahim'e salavatullahi aleyhim. Bu peygamberani ızam hazaratını orada gördü. Hazreti Adem'i, Hazreti İdris'i, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti İbrahim'i gördü. Yani değişik kat semalarda değişik peygamberleri gördü. وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلَهُمْ Burada onların derecelerinden söz etmiyor Ravi. Yani ikinci derecede şu, üçüncü derecede şu, dördüncü derecede şu diye onlardan söz etmiyor. Başka rivayetlerden biz bunları öğreniyoruz. Ayrı bir olay. غَيْرَ اَنَّهُ Şu kadarı var ki ذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا O en alt semada Hazreti Adem'i buldu. Ve İbrahim'e فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ Altıncı semada da ne yaptı? İbrahim aleyhisselamı buldu. قَالَ اَنَسُنْ Enes diyor ki فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ aleyhisselam bin نَبِيِّ بِاِدْرِيْسَ قَالَ Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Hazreti İdris aleyhisselama uğrattığında dedi ki merhaben bin nebiyyi salihi vel ahis salih. Merhaba ey salih peygamber, ey salih kardeş. Fekultu men hâze, bu kim dedim. Kâle hâze İdrisu, bu İdris aleyhisselam. Thümme merartu bi Musa, sonra Hazreti Musa'ya uğradım. Fekâle merhaben bin nebiyyi salihi vel ahis salihi. Yine aynı şekilde merhaba ey salih peygamber, ey salih kardeş dedi. Kultu men hâze, bu kim dedim. قَالَ هَذَا مُوسَى Bu Hazreti Musa aleyhisselam. ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسَى Sonra Hazreti İsa aleyhisselama uğradım. فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا Bu kim dedim. Yine aynen aynı diyalogları geçiyor. قَالَ هَذَا عِيْسَى Bu Hazreti İsa aleyhisselam. ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ Sonra Hazreti İbrahim aleyhisselama uğradım. فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ Ey salih peygamber, ey salih oğul merhaba dedi. قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا İbrahim aleyhisselam. Evet, Cebrail'e bu kim deyince bu da Hazreti İbrahim aleyhisselam dedi. وَكَانْ İbn Abbas'ın وَاَبُوْ حَبَّةَ الْاَنْصَارِيُ يَقُولَانِ İbn Abbas ve Ebu Habbe el-Ensari de şöyle nakletmişler. قَالَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem Fahri Kainat Efendimiz buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem ثُمَّ عَرَجَ بِي Hatta zahartu li müsteven beni sonra çıkardı ki öyle bir yere, öyle bir seviyeye çıktım ki nasıl bir seviye? Esme'u fihi sari fel eklami orada kalemin sesini duyacak yere geldim. Kaderi yazan kalemin kalemin cızırtısı mı olur? Cızırtısını, kalemin cızırtısını, kalemin sesini duyacak hale geldim. Öyle bir noktaya kadar çıktım. Kaderi yazan kalemin sesini duyacak efendim seviyeye çıktım. Kal Enes bin Malik'in Enes bin Malik sonra şöyle devam ediyor. Kal Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki fe feradallahu azze ve celle ala ümmeti 50 salaten Allah ümmetime 50 vakit namazı farz kıldı. فَرَجَعْتُ بِذَٰلِكَ Ben bununla döndüm. Hatta مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى aleyhisselam Hazreti Musa aleyhisselama rastladım. فَقَالَ Dedi ki مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَكَ عَلَى اُمَّتِكَ Allah ümmetin konusunda neyi farz kıldı? قُلْتُ Dedim ki فَرَضَ خَمْس۪ينَ صَلَاتًا 50 vakit namazı farz kıldı. قَالَ فَرْجِعْ اِلَى رَبِّكَ Rabbine dön. فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُط۪يقُ ذَٰلِكَ Ümmetinin buna gücü yetmez. 5 vakte bile gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor da tembelliğinden. Yani gücü yetmeme diye bir şey yok. Tembelliğinden yani tembelliğimizden. Şu memlekette araştırma yapılıyor. Namaz kılma oranı %15, %20. Teheccüd namazı değil, 5 vakit namazı kılma oranı. Ondan sonra da diyoruz ki biz Müslümanların lideriyiz, Müslümanların şahıyız, Müslümanların abisiyiz, İslam dünyasının... Ya tamam kardeşim, hala biz Osmanlı mirasını yiyoruz. Yani işler acısı. Namaz, namazdan daha önemli bir şey mi var? Hep hani yeri gelince söyleriz ya, Hazreti Ali'ye savaşta demişler ki, namaz kılacak mıyız ey Ali? Uğrunda savaştığımız değerleri ihmal edersek savaşmamızın ne anlamı var?
Yoksa 50 vakit kalsaydı ne yapacaktık? Oo, desene hepimiz cehennemliktik o zaman. İlâ cehenneme zümera. yani gülüyoruz ama espri olsun diye söylemiyorum. Yani hakikaten içler acısı bu. Bunun şeyi yok. Yani bu namaz. Namaz yani. Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Müddessir suresinde مَا سَلَكِكُمْ ف۪ي سَقَرْ Sizi cehenneme götüren ne oldu? قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ İlk söyledikleri şey, biz namaz kılanlardan değildik. Müddessir suresinde. Hemen ikinci sayfasının, o uzun sayfanın altına doğru. Yani bu önemli bir mesele. Peki, فَرَاجَعْتُ Şimdi bizim insanımız şeyi tartışıyor. Şuradaki ifadeleri tartışıyor. Nasıl yani diyor. Şimdi 50 vakitten diyor, 5 vakitte diyor. Pazarlık mı yaptılar? Bakın imani meseleler böyle konuş. Bu imani bir meseledir. Evet şunu mantıkla izah edemeyebiliriz. Gözümüzde bir perde vardır. Allah Allah ya bundaki hikmet nedir deriz kalırız. Ama bize böyle bakın Buhari rivayet. Alimlerden bazıları demiş ki, eğer Buhari'de zayıf bir hadis varsa, bir insan dese ki zayıf bir hadis varsa, karım benden boş olsun dese, boşanmış olmaz demiş. Alimler söylüyor bunu. Yani Buhari hadisi bu. O zaman yani rahat bir şekilde böyle tenkit edilmemeli. Hele hele cahil cühelanın hiç yapacağı iş değil. Allah muhafaza. Feraca'tu, döndüm. Fevada'a şatraha. Ne yaptı? Yarısını Cenab-ı Allah aldı. Feraca'tu ila Musa. Hazreti Musa'ya döndüm. Fekultu vada'a şatraha. Yarısını aldı, yarısını bıraktı. Fekale, raci'a rabbeke fe inne ümmeteke la tutiku. Tekrar dön. Rabbin, ümmetin buna da gücü yetmez. Feraca'tu fevada'a şatraha. Feracatü ileyhi. Tekrar döndüm. Onun da yarısı. Şimdi adam buradan da hesap yapıyor. İşte onun diyor yarısı diyor hadi 25. O da diyor 12 buçuk. Buçuk ne? Bak bu mu ya mesele? Bu mu yani? Ya bir şey de anlamayalım. Bir şeye de aklımız yetmesin. Bir şeyde de diyelim ki ya amenna anlamadık diyelim. Ya bir şey de kalsın öyle ya. Bir şey de böyle yani altın bulmuş şeyiyle, hazine bulmuş havasıyla bir meseleye de yaklaşmayalım. Ya öyle insanlar var maalesef. Fekale irci ila rabbike fe inne ümmeteke la tutiku zalik. Feraca'tuhu fekale hiye hamsun. Sonunda Cenab-ı Allah dedi ki o beştir ve hiye hamsune. Ama 50 sayılacak. 5 ama 50'nin yerine geçecek. 10 katı ya. La yubeddelul kavlu ledeyye. Artık benim katımda söz değişmez. 5'i 50 sayacağım. Feraca'tu ila Musa fekale irca ila rabbike fekultu istahyeytum min rabbi. O yine dön dedi ama ben artık Rabbimden utandım. Thümmen talega bi hatten tehe bi ila sidratil münteha. Sonra beni götürdü ve sidre-i münteha denilen bir ağaç. O ağaca geldik. Ve gashiyaha elvanun ma adri ma hiye. Bilmediğim renkler kaplamıştı. Bilmediğim renklerin kapladığı ağaç. Summe udkhiltul cennete. Sonra cennete konuldum. Fe iza fiha habailul lu'lu'i. İnciden gerdanlıklar vardı cennette. Ve iza turabuha el misku. Toprağı da misk idi. Evet. Şimdi burada 5 vakit konumuzla alakalı kısmı 5 vakit namazın farziyeti değil mi? Miraç'ta olan bir şey. Bunu biliyoruz. Burada da gördük. Tekrar ifade edecek olursak yani Miraç'la alakalı rivayetleri, itikadi rivayetleri değerlendirirken yani her şeyi anlamayı beklemeyelim. Bazı yerleri zihnimiz almayabilir, anlamayabilir ama biz
Fahri Kainat Efendimizin peygamberliğine inandıktan sonra bunlar bir şey değil ki. Şunu da demeyelim. Ya biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a inanıyoruz. Ama bu hadislerin doğruluğunu bilmiyoruz. Ya o zaman hiç hadis tarihi okumamışsın, hiç hadis usulü okumamışsın, hiç araştırmamışsın. Yahu sen hasta olduğunda, ameliyat olman gerektiğinde çok iyi tanımadığın doktorların efendim bıçağının altına yatıyor musun? Niye yatıyorsun? Güveniyorsun değil mi? İşin uzmanı diye güveniyorsun. O zaman işin uzmanlarına niye güvenmiyorsunuz? İşin uzmanlarına niye güvenmiyorsunuz? Bu alanda mütehassıs olanlar. Bir defa kardeşim bir insan, bakın aklımız başında insanlarız. Aklımız başında insanlarız. Şimdi şöyle bir soru sorayım. Oturduğumuz mekanın Allah korusun olası bir depremde yıkılma ihtimali varsa, ihtimal, kesin değil ama ihtimali varsa ne yaparız? O riski göze alıp da oturalım Allah'ın izniyle bir şey olmaz diyebilir miyiz? Hele hele bugünden sonra hiç diyemeyiz. Doğru mu? Akıl bunu gerektirir. Peki, ahiretimizle alakalı meselelerde, ahiretimize taalluk eden meselelerde niye biz böyle farklı farklı konuşan insanların peşinden gidiyoruz? Bu dini mübini İslam 1400 yıldır yok mu? İlk defa mı namaz kılıyoruz? İlk defa mı oruç tutacağız? İlk defa mı dini yorumluyoruz? İlk defa mı şu, ilk defa mı bu? Niye riske atıyoruz? Ya bu kadar kolay mı? Adam konuşuyor. Hadis ilminde ihtisası yok. Ama hadisler hakkında konuşuyor. Dinlemeyeceksiniz. Ya Allah akıl vermiş. Niye dinlemeyeceksiniz? Yahu hadis ilminde ihtisası yok bu insanın. Şöyle bir insanı dinler misiniz ya? Televizyona çıkarmazlar bile. Adam göz doktoru. Efendim, bel fıtığını anlatıyor. Dinler misiniz ya? Dersiniz ya, göz doktorunun bel fıtığıyla ne alakası var? Ama bizim din konularına gelince, yani birazcık bilgisi olan insanlar her şey hakkında konuşabiliyor. Tabii herkes böyle değil. Bizim gerçekten kendini bilen çok güzel hocalarımız var. Kendi ihtisas alanlarında dahi konuşurken temkinli konuşan hocalarımız var. Aklımız, bak, Cenab-ı Allah akıl vermiş. Çürük binada oturulmaz. 1. Çürük insanlar dinlenmez. 2. Hayatımızı, dünya ve ahiret hayatımızı düşünmek durumundayız. Önemli bunlar. Yani dünyevi anlamda değer verdiğimiz kadar evimize, ocağımıza, şunumuza, bunumuza, dinimizi de nereden öğrendiğimize bakacağız. Kimleri dinlediğimize bakacağız. Ya bu adam bize konuşuyor. Bu adam kimdir, nedir, necidir? Dini bilgisi ne kadardır? Şimdi bakın ben de konuşuyorum değil mi? Ha benim konuştuklarımda benim ağırlığımı aşan bir şey varsa beni de dinlemeyeceksiniz. Bir dakika diyeceksiniz ya. Bu adam belli. İhtisası belli, ortamı belli, bilgisi belli, seviyesi belli. Ama bu konuştukları seviyesinin çok üzerinde. Dinlemeyeceksiniz. Kendinize iyilik yapın ve dinlemeyin. Bir insanın konuştukları boyunu aşıyorsa, bir dakika kardeşim diyeceksiniz orada. Bir dakika. Senin alanın bu. Sen bunu söyleyebilirsin. Sen bu kadarını konuşabilirsin. Bunlar hassas konular. Biz, evet, şimdi Miraç'ta 5 vakit namaz farz kılındı ve müminin miracı oldu. Şimdi ben haddimi aştıysam ve insanlar beni dinlemiyorsa, ulan diyeceğim ki yahu, beni insanlar dinlemiyorlar. Ama ben haddimi aştım, insanlar bana rağbet etti. Ben daha da haddimi aşıyorum. Daha da rağbet, daha da derken Allah korusun.
Allah sapmaktan ve saptırmaktan muhafaza eylesin. Evet, gelelim diğer hadisimize. An Aişete radıyallahu anha kalet, Hazreti Aişe annemizden mervidir. Faradallahu Teala es-salate hine feradaha rak'ateyni rak'ateyni fil hadari ve seferi. Cenab-ı Allah namazı farz kıldığında hazarda da seferde de iki rekat, iki rekat şeklinde farz kıldı. İlk başta namazı farz kıldığında hazar ne demek? Mukim durumu demek. Seferi olmama. Kişi kendi evindeyken, kendi memleketindeyken nedir? Bunları seferi iken de ne yaptı Cenab-ı Allah? İki rekat, iki rekat olarak farz kıldı. Sonra fe ukirrat salatus seferi. Sonra seferi namaz böyle kaldı. İki rekat, iki rekat diye kaldı. Tabii biz başka hadislerden akşamın üç olduğunu anlıyoruz. Akşam iki değil, akşam üç. En başta da üç. Vezide fi salatil hadar. Hazardaki namaz artırıldı. Bunun da başka rivayetlerden. Bu artırmanın öğlen, ikindi ve yatsı namazlarında olduğunu görüyoruz. Sabah yine iki olarak kaldığını, diğer namazda akşam yine üç olarak kaldığını ve diğerlerinin artırıldığını görüyoruz. Akşam namazı hep üçtü. Sabah namazı da hep ikiydi. Ama diğer namazlar iki iki iken daha sonra dört oldu. Seferde iki olarak kaldı. Şimdi bu hadis-i şerif bize bir şeyi de öğretiyor. Tabii önce namazın başta iki rekat olup sonra dört rekat olduğunu. Tabii bu tartışılıyor. Ne zaman dört rekat oldu? İşte Medine'nin ilk yıllarıydı. Hicretten önce sonra gibi değişik tartışmalar var. Ama burada bizim dikkatimizi çekecek diğer bir konu, seferilik konusunda, seferiyken namazları kılma konusunda Hanefilerin azimettir, ruhsat değildir ifadesinin nereye dayandığı. Şimdi azimet ne demek? Mecbur demek. Yani Hanefiler diyorlar ki bir insan seferiyken öğle namazını iki rekat kılmak zorundadır. Farzını iki rekat kılmak zorundadır. Niye böyledir? Şundan dolayı değil. Yani Allah sana bir kolaylık verdi. Bu kolaylığı reddedemezsin manasında değil. Bazıları öyle açıklıyor ya, öyle değil. Ya o da vardır yani. O da hani bir hikmet olarak dursun bir kenarda. Ama gerçek sebebi nedir? Bakın Hazreti Aişe annemizin rivayetine göre seferi iken namaz kaç rekat emredildi? İki rekat emredildi ve iki rekat da kaldı. Dolayısıyla bir insan seferi olduğu zaman aslında namazı kısaltmıyor. Ne yapıyor? Asli haliyle kılıyor. İki rekat olarak kılıyor. Biz nasıl bugün seferi değilken dört rekatlık bir namazı ya altı rekat kılayım, ben şu ikindinin farzını altı kılayım diyemiyorsak, burada bir kerahate giriyorsak böyle bir düşünceyle, orada da kerahat oluşuyor. Yani sebebi budur. Bak inceliğini görüyor muyuz? Hanefilerin ortaya koyduğu inceliğe dikkat edin burada. Ya bundan dolayı azimettir. Ha şimdi durum böyle olunca ya işte sünneti kılmalı mıyız, kılmamalı mıyız sorusunun da bir anlamı kalmıyor. Çünkü sünneti kılmamalıyız diyenler niye diyorlar? Ya farzı kısaltmışken falan, farzı kısaltmıyoruz ki. Farz zaten iki. Seferi olduğunda farz zaten iki. Tamam mı? Bu böyle. Yani bunun azimet olması böyle. Ha oruç meselesi var, cuma namazı meselesi var, mezhep üzerine mezhetme meselesi var. Hepsi ayrı yerinde değerlendirilir. Diğerleri ayrı. Ama burada seferi hükmünde olan kişilerin mutlaka namazlarını sünneti kılsın. Öğlenin ilk sünnetini kılar 4 rekat. Sonra öğlen namazını kılar 2 rekat. Sonra da öğlenin son sünnetini kılar 2 rekat veya 2 artı 2 4 şeklinde kılar ve bitirir. Bitti. Olay budur. Bundan ibaret arkadaşlar. Peki an
Ömer İbni Ebi Selemete radıyallahu anhu ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme salla fi thevbin vahidin kad halefe beyne tarafeyhi. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh diyor ki Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir elbiseyle namaz kıldı ama elbisenin uçlarını, taraflarını birbirlerine bağlayarak namaz kıldı. Şimdi ya işte başımıza gelir bunlar. Yani bugün baktığımızda üzerimizde 3-5 tane elbise oluyor. İşte yaşıyoruz depremler vesaireler. Hiç hayal etmeyeceğimiz şeyler başımıza geliyor. Uygulamalar, kitaplarımızda gördüğümüz uygulamalara muhtaç kalıyoruz. Hani deriz ya kuyu suyu meselesi vardır fıkıhta. Aa işte bak insan muhtaç kalıyor ya. Yani o yüzden hiçbir şey önemsiz değildir. Bu tek elbise, yani hiçbir elbisesi yok. Boydan boya tek bir elbisesi varsa Fahri Kainat Efendimizin yaptığı gibi bağlayarak açılmaması için, bedenin açılmaması için bağlayarak bunu yapmak lazım. An Ümmi Hani'in binti Ebi Talib'in radıyallahu anha hadithu salatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yevmel fethi. O fetih gününde Fahri Kainat Efendimiz Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evinde geçmişti diyor. Daha önceden hani gusül almıştı ve kuşluk namazı kılmıştı. Orada da diyor böyle geçmişti. Bir elbiseye sarılı olduğu halde namaz kıldı. Ve fi hadihi rivayeti kâlet. Bu rivayette bir de şöyle diyor Ümmü Hani. Fesallâ femâniye rekaatin. 8 rekat namaz kıldı. Mültehifen fi thevbin vahidin. Bir elbiseye sarılı olarak. Felemmen sarefe. Namazını bitirdiğinde kultu ya Resulallah. Zeame İbni Ümmi. Anamın oğlu diyor ki, anamın oğlu dedi Hazreti Ali. Ennehu katilun raculen. Bir adamı öldürecekmiş. Kad ecertuhu fulan ibnü Hübeyrate. Ben ona eman verdim. Fulan bin Hübeyra. Ben ona benim eman verdiğim kişiyi öldürecekmiş. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam kad ecerne men ecerti ya Ümmü Hani, ey Ümmü Hani, senin eman verdiğine biz de eman veririz. Kalet Ümmü Hani ve zelike duhan. Bu kuşluk vaktindeydi. Bu hadise kuşluk vaktinde geçiyor. Ya bu eman konusu ayrı. Şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir Müslümanın verdiği eman bütün Müslümanları bağlar. Eman yani mesela hala da var Arabistan'da, hala da var ama eskiden daha fazlaydı. Bir kişi diyelim ki Mekke'ye girecek oldu veya bir başka memlekete girecek oldu. Birinin emanıyla giriyor. Öyle elini kolunu sallayarak giremez. Himaye gibi bir şey. Aynen onun himayesinde girmiş oluyor mesela. Bunun gibi eman, himaye aynı şeyler. Şimdi ne var? Pasaport var değil mi? Vize var. Mesela vize biraz bunun yerine geçiyor. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu enne sâilen se'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme anis salati fi thevbin vahidin. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan mervidir ki bir kimse bir soran Fahri Kainat Efendimiz'e bir elbiseyle namazı sordu. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evelli küllüküm sevbani. Her birinizin iki elbisesi var mı? Ya kaç tanenizin iki elbisesi var ki? Yani çoğunuzun tek elbisesi var. Sahabe-i kiram böyle. O yüzden tek elbiseyle namaz olabilir. Boydan boya. Yani şöyle düşünün yahu evdeyiz. Temiz elbisemiz yok. Öyle bir şey oldu ki yok temiz elbisemiz yok. Yıkanması lazım. Yani temiz dediğimiz necaset var üzerinde. Öyle bir şey olduğunu düşünelim. Namaz kılacağız. Ne yapacağız? Bir çarşafa sarıp kendimizi. Namaz kılacağız. Mesela. Bakın orada uygulama alanı. Ama tabii şimdi buradan hareketle bu normal elbisemiz varken de uygulanacak bir şey değil. O da kerahatle mümkün olabilir. Yani kerahat olur orada. Uygun bir şey olmaz.
Ve anhu radiyallahu anhu kale, yine Ebu Hüreyre radiyallahu anh'tan mervidir ki, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu, la yusalli ahadukum fi'ssevbil vahidi, sizden biri bir elbise içinde namaz kılmasın, leyse ala atiqihi şeyun, omuzlarını açık bırakarak, omuzları açık olarak namaz kılmasın. Yani omuzları açık olmasın. Yani bağlasın. Bağlamazsa ne olur? Elbise oturup kalkır, o tek elbise üzerinden, insanın üzerinden düşebilir ve avret mahalli tamamen açılma gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve anhu radiyallahu anhu kâle eşhedü enni semi'tu Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Yine Ebu Hüreyre radiyallahu anh'tan mervidir. Ben şehadet ederim ki Fahri Kainat Efendimiz'i şöyle buyururken işittim. Men sallâ fî thevbin vâhidin fel yuhalif beyne tarafeyhi. Kim bir elbiseyle namaz kılacaksa iki tarafını birbirine bağlasın. Evet, yani önemli. Önemli bilgiler, önemli konular. Namaza verilen önemin bir göstergesi. Namaza verilen önemin bir göstergesi ki bak kaç tane rivayet var. Tek elbiseyle insan nasıl namaz kılar falan diye. Yani öyle kıl da nasıl kılarsan kıl diye bir şey yok. Yani usulü var, adabı var, yolu yordamı var. An Cabir'in radiyallahu anhu kâle kareçtu me'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi ba'di esfarihi. Ben yolculuklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber çıktım. Bu bazı kelimesi cemiye muzaf olduğunda biri manasına geliyor. Değil mi? Öyle diye biri. Yani ba'du esfarihi seferlerinden bazılarında değil de seferlerinden birinde. Feci'tu leyleten li ba'di emri. Bazı ihtiyaçlarım için geceleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına geldim. Fevecettuhu yusalli, onu namaz kılarken buldum. Ve aleyye thevbün vahidun, üzerinde de tek elbise vardı. Feştemeltu bihi ve salleytu ila canibihi, ben de ve aleyye thevbün vahidun, üzerimde tek elbise vardı. Şöyle fevecettuhu yusalli, onu namaz kılarken buldum. Ve aleyye thevbun vahidun, benim üzerimde de tek elbise vardı. Feştemeltu bihi, onunla sarıldım, o tek elbiseye sarıldım. Ve salleytu ila canibihi, ve onun yanında namaza durdum. Felemmen sarefe, namazı bitirdiğinde kale, buyurdu ki mesura ya Cabiru, ey Cabir, bu gelişinin sebebi nedir? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, bir ihtiyacı var. Onu namaz kılarken görünce o da bir elbisesi varmış, tek elbisesi üzerinde. O tek elbiseye sarılıp, yani bakın böyle biz gömlek diyoruz, pantolon diyorsan o tarz şeyler yok öyle. Yani daha ziyade böyle ihramvari elbiseler, izar, rida gibi isimlendirilen, bugün hacıların giydiği ihrama benzeyen elbiseler, o tarzdan düşünelim. فَاَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي, ben de ihtiyacımı belirttim, bildirdim. فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ, sözümü bitirince buyurdu ki مَا هَذَا الْاِشْتِمَالُ الَّذ۪ي رَأَيْتُ, bu gördüğüm sarılma şekli de nedir? Sarılma şekli de nedir? قُلْتُ, dedim ki كَانَ ثَوْبٌ, hani bu elbise, bir elbise. قَالَ فَاِنْ كَانَ وَاسِعًا fel tahif bihi, eğer elbise genişse onu omuzdan örtün, onunla örtün, yani bağla, omuzdan bağla manasında. Ve in kana dayyıkan, eğer darsa fettezir bihi, onu izar yap, yani belinden bağla. Eğer geniş bir elbise ise omuzdan, üstten bağla. Dar bir elbise, küçük bir elbise ise onu belden bağla. Yani bu şekilde artık demek ki bu şeye çok riayet edemedi. Böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ikaz etmiş oldu.
Şimdi bu okuduğumuz hadis-i şerif aslında bize bir şey daha öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eğitim metodunun mescitte sınırı olmadığı. Sahabe-i kirama baktığımız zaman çoğu hadis-i şeriflerde bir yolculuk sırasındaydı diye başlıyor mesela bir şeyi anlatmaya. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din-i mübin-i İslam'ı onlara hayatın her anında öğretmiş. O yüzden bir hoca, bir öğretmen sadece sırada anlatıyor. O sıranın dışında öğrenciye bir şey vermiyorsa buna bilgi aktarımı deriz. Bilgi öğretme deriz. Ama o öğretmenin sıranın dışında da öğrettiği bir şeyler varsa, yani o talebe, ya biz bir gün hocamızla şuraya gitmiştik, biz bir gün hocamızla işte ne bileyim piknikteydik gibi veya şu birinin cenazesine katılmıştık gibi alelade şeyler belki, bunlardan hareketle bir şeyler söylüyorsa ve söylediği şeyler de hakikaten bak bu bilgiler çok önemli, çok değerli şeklindeyse, o zaman nedir arkadaşlar? Bu hocalıktır. Bu yetiştirmedir. Adam yetiştirmedir. Yoksa bilgi aktarımı. Yani o bilgiyi de zaten kitaplarda görmek mümkün. İnternetten, videolardan bir sürü şeyler dinlemek mümkün. O sebeple her birimiz hocalık yapanlar özellikle. Öğretmen olan, Kur'an kursu hocası olan, farklı yerde hocalık yapanlar mutlaka bilelim ki biz ne kadar çok hayatın içinde öğrencilerimizle beraber oluyorsak o kadar çok onları değiştiririz. O kadar çok bizi temsil ederler. Sahabe-i kiramın Fahri Kainat Efendimiz'i yansıtması da ondan dolayı. Değil mi? Ne diyoruz? Hazreti Ömer adaletini almış Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Osman hayasını almış diye böyle anlatıyoruz sahabe-i kiramı. Ha o Hazreti Ömer Efendimiz adaleti öğrenirken Fahri Kainat Efendimiz, yani o başka şeyler de öğrendi de onunla öne çıkarken Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu karşısına aldı. Anlattı. O da tamam ben anladım gittim. Böyle olmadı. Eğitimde bu çok önemli. Evet, sıralarda yaptığımız eğitim veya mescitte yaptığımız eğitim fark etmiyor. O eğitimin de ötesinde biz bir hukuk oluşturabilirsek, o zaman eğitmiş oluruz. O zaman eğitim olmuş olur. Hadis-i şeriflere dikkat edelim. Bu incelik vardır. Bakın bir elbisenin kısaysa, darsa izal yapılması gerektiğini, uzunsa efendim geniş olması halinde boyundan, omuzdan bağlanması gerektiğini Cabir radıyallahu anh yolculukta öğreniyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her zaman bir eğitim halinde. İnsanların ruh halleri farklıdır. Şimdi şöyle düşünün, kendimizi düşünelim, öğrencilik halimizi düşünelim. Sıraya oturduğumuz zaman karşıdaki muhatabımızla, hocamızla, bakışımızla, aynı hocamıza bir piknik ortamında, bir efendim gezi ortamında, bir muhabbet ortamında, bir yemek sofrasında bakışımız aynı değildir. Birincisinde biraz daha gerginlik vardır. Yani şimdi size bir şeyler anlatacağım, bu anlattıklarımı öğreneceksiniz, sınavda da soracağım gibi bir şey vardır birinde. Ama diğerinde ne var? Diğerinde aslında bunlar hiç yok. Olağan, doğal hareketler var ve o hareketlerden, o şeylerden bir öğrenme var. Ha, öğreniyoruz, görüyoruz. Bak hoca böyle yaptı. İlgimi çekti, dikkatimi çekti falan oluyor. Bunlar önemli noktalardır. Fahri Kainat Efendimiz kısaca tekrar söylemem gerekirse sallallahu aleyhi ve sellem ashabını günün her bir vaktine
mekanın her bir boyutuna varıncaya kadar bir geniş yelpaze içerisinde yetiştirmiştir. Sadece mescitte anlatayım, gitsinler değil, hayatını tamamen onlarla geçirmiştir. An Sehl'in radiyallahu anhu kâle kâne ricâlün yusallûne me'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Sehl radiyallahu anh diyor ki, bazı kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e namaz kılıyorlardı. Âgidî üzrihim alâ e'nâgihim keheyeti sıbyâni. İzarlarını boyunlarına bağlamışlar. Çocuklar gibi. İzarlarını boyunlarına bağlayarak böyle çocuklar gibi namaz kılıyorlardı. Ve yukalü linnisai, kadınlara da deniyordu ki la terfane ruusekünne hatta yesteviye ricali culusen. Siz secdeden kalkarken başınızı hemen kaldırmayın. Şimdi mescitte nasıl namaz kılıyor? Önde erkekler var, altta da arkada da kadınlar var. Ey kadınlar, başınızı hemen kaldırmayın. Çünkü onlar otursunlar. Aksi halde avret mahallinin görülme durumu olabilir. Yokluğu, sıkıntıyı görüyor musunuz? Hazreti Ayşe annemiz öyle anlatıyor. Benim bir elbisem vardı diyor. Tek bir elbisem vardı. Adet görürdüm. O elbise lekelenirdi. Yıkardım. Yıkamama rağmen bazen kırmızılık böyle bir izi kalırdı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun zarar vermeyeceğini söylerdi diyor. Bir elbise. Evleri ne kadardı? 2 metrekarecik. Oradan koskoca bir İslam medeniyetini kurdular. O sahabe-i kiram bugün sahip olduğumuz imanın neşet etmesini, bir sonraki asra ulaşmasını sağlayan insanlardı. Çünkü onların gönlünde dünyevi şeyler hiç olmadı. Hiç olmadı. Hiç plan yapmadılar. Dünyevi şeylerin planlarını hiç yapmadılar. Bakın bir elbiseyle namaz kılacaklar. Aman ha hanımlar, hemen şeyden kalkmayın. Hemen secdeden kalkmayın. Hani Allahu Ekber densin. Biraz bekleyin. Onlar oturduğunu hissederseniz siz o zaman kalkın. Böyle namaz kıldılar. Böyle günler geçirdiler. Abdurrahman bin Avf çok meşhurdur. Daha sonra Fahri Kainat Efendimiz'den sonra bir iftar sofrasında 3 çeşit yemek getiriyorlar. Oturup ağlıyor 3 çeşit yemeğe. Allah diyor ahirette vereceğini bana acaba dünyada mı veriyor? Musab bin Umeyr şehit oldu da biz onun üzerini örtecek bir kefen bulamadık. Bir bez bulduk. Başını örtüyorduk, ayaklar açıkta kalıyor. Ayaklarını örtüyor, başı açıkta kalıyor. En son başını örttük, ayaklarına da izhir otlarından koyduk diyor. Böyle defnettik diyor. Biz şimdi 2 tane Müslüman bir araya gelince ya senin evi ne yaptın? Ya şu bir arsa işi var. Beraber girelim mi? Aramızda gün yapalım mı? Bizim derdimiz bu. Bizim derdimiz bu. Ama sorsan, şimdi bana sorsan, biz hepimizi birbirimize soralım. Hep şeyiz yani, İslam'ın temsilcisi, İslam'ı anlatan, işte İslam için çalışan eden kimseleriz. Bakın dinimizin fakir olmak diye bir emri yok, yanlış anlaşılmasın. Ne hocam şimdi ne yapalım, atalım mı para? Hayır, öyle bir şey yok. Dinimizin böyle bir emri yok. Dinimizin emri, gönlünü İslam'a bağla, gönlünü fahri kainata bağla, gönlünü uhrevi işlere bağla. Diğer şeyler, niyamel malu salihu lirracülü salih buyuruyor Resulullah Efendimiz. Helal mal salih insanda ne kadar da güzel. Helal mal salih insanda. Salihse bir insan zengin olsun. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in zengin olması Müslümanlara fayda sağlamadı mı? Ama bakın yani Müslümanların çektiği sıkıntılar, Uhud Dağı'nın altın olması teklif edildi. Resulullah Efendimiz'e kabul etmedi. Bir gün aç olayım, sabredeyim, diğer gün tok olayım, şükredeyim dedi. Bunu diyebiliyor muyuz biz? Ya Rabbi bir aç olayım, hemen gözümüz dönüyor. Açlık, eyvah şekerim düştü. Aman, aman, aman hemen acil bir falan. Sonra yemeği görünce kendimizi kaybediyoruz. Bu öz eleştiri yapalım. Mesela Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan ne ayıdır? Açların halini anlama ayıdır. 10 çeşit yemekle açların halini anlıyoruz. Vay be, açlar da bayağı şanslıymış.
Yani aç dediğimiz insanlar maşallah demek ki 10 çeşit yemek yiyorlarmış oluyor. Hayır. Yani oruç tutacağız, iftarımız olacak. Ya kuru ekmek mi vardı? İşte bir çorba mı vardı? Olacak ki ha, o zaman nefis terbiye olacak. Ama şimdi ya canım diyoruz, bir bilmem bir şey söylemeyeyim şimdi. Söyleyince, duyunca canımız çekiyor bir şey. Bir yemeğin adını duyunca canımız çekiyor. Yani bir şeyi duymayalım. Aa canım çekti. Epeydir de yememiştim. Hadi bir sipariş verelim. Kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4. Yani böyle oluyor. Ha Allah bize nimet vermiş. Bu nimeti. Hocam haram mı? Hayır, haram değil yaptığımız. Fakat ya iki kişi bir araya gelince desek ki ya bu Müslümanların hali ne olacak? Ya bir şey yapalım. Bir şey oluşturalım. Bir gayret edelim. Bir ders okuyalım. Ya madem bir araya geldik, ya bir aşır okur musun hafız? Bir aşır dinleyelim de öyle ayrılalım. Bir Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Ya şuradan bize iki tane hadis oku da, ya şuradan İlmihal'den bir bölüm oku da bir bilgilenelim desek, meclislerimizi ilimle efendim güzelleştirsek, meclislerimizi Fahri Kainat Efendimizle şenlendirsek, ondan iki tane hadisi şerif dinlesek ne kadar güzel olur. Yoksa aman Allah'ım, mevlit oluyor değil mi? Cenaze mevlitleri oluyor. Mevlit bitiyor. Bittikten sonra ya bu dolar ne olacak ya? Bizi vallahi mahvetti falan demeye başlıyoruz. Aman yani dikkat edelim. Bir defa yaşayacağız bu dünya hayatını. Bakın geldik gidiyoruz. Geldik gidiyoruz. Ve ahirete gittiğimiz zaman maalesef geri dönme seçeneğimiz olmayacak. Ya bir daha bir dünya hayatını yaşayayım deme seçeneğimiz olmayacak. İbret alalım, şükredelim, hamd edelim. Cenab-ı Allah'ın gücünü, kudretini bilelim. Ve her zaman için yani gözümüzde, gönlümüzde hakikatler olsun. Dünyevi şeyler gözümüzü karartmasın. Nedir ki yani? Dünyada hepimiz kiracı değil miyiz? Hepimiz kiracıyız dünyada. 10 tane evin olsa öldüğün zaman gittin işte. Ya al kardeşim, Allah verdiyse al. Ama sen çok zenginsin ama Allah yolunda infak ediyorsun. İki kişi bir araya gelince ilim konuşuyorsun. Tamam, ne güzel işte. Senin için bu güzel bir şey. Ama kendimizi kaptırırsak olmuyor öyle bu işler. Böyle. Bu işler öyle. Olmuyor. Göbek büyüterek olmuyor. Takvamızı büyüteceğiz. Takvamızı büyütmeye çalışacağız. Bakın yani ne kadar bir şey, bir durum. Bu halde namaz kıldılar ve o halden nice fetihler elde ettiler. Allah'ın adını nice topraklara ulaştırdılar. Bir medeniyet oluşturdular. Anil Mughire İbni Şube radıyallahu anhu kâle, küntü me'annebiyye sallallahu aleyhi ve selleme fî seferin. Bakın yine aynı. Bak, bir yolculuk halini anlatıyor. Ben Fahri Kainat Efendimiz'le bir yolculuktaydım. Ama ne büyük şeref değil mi? Onun için anlatırken. Ne büyük şeref. Dinleyenler açısından değil mi? Şimdi hayal ediyorum. Çok kuvvetle muhtemel. Mughire bin Şube'nin etrafına tabiinden olan insanlar, alimler, o büyük kimseler toplanmışlardır. Yani tabiri yerindeyse ağız açık dinliyorlardır. Ben bir gün Fahri Kainat Efendimiz'le beraberdim. Ne büyük saadetli bir cümle bu cümle. Ne büyük saadet var bu cümlede. Kalem buyurdu ki ya Mughira, hudil idavete, ey Mughira, şu kabı, idare küçük kap. Bu kabı al. Fe'ekhaztühe, ben aldım. Fentalega Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitti. Hatta tevâra anni, gözden kayboldu, benden kayboldu. Fekadâ hacetehu, hacetini giderdi. Ve aleyhi cübbetün şamiyetün, üzerine bir şam cübbesi vardı. Fezehebe liyahruce, çıkarmaya başladı değil mi? Zehebe ef'ali şuru'dan, muzari'nin başında
olunca başladı manası vereceğiz. Yedehu, mübarek ellerini min kemmihe, yenlerinden çıkarmak istedi. Yani şu şekilde, şu şekilde geri çekti ama fe dağat, dar geldi. Bu sefer fe ahrece yedehu min esferihe, o mübarek ellerini alttan çıkardı. Hani sırtımıza böyle bir pardesön falan alırız ya kollarını geçirmeden, o halde oldu. Fe sabebtu aleyhi, ben ona su döktüm. Bak ne büyük bir fazilet, böyle anlatıyor. Biz de böyle okurken ne kadar şanslı bir insanmış diyelim değil mi? Mughire bin Şube'ye. Fetevadda, abdest aldı. Vudu ehuli salati, namaz için abdest aldı. Ve mesaha ala huffeyhi, meslerin üzerine meshetti. Thümme salla, sonra da namaz kıldı. An Cabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma yuhaddisu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâne yenkulu me'ahum el-hicârete lil-kâbeti. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kâbe için, Kâbe'nin inşası için kavmi ile beraber taşıyordu. Ve aleyhi izârahu, üzerinde izarı vardı. İzar alt kısma giyilen, göbekten aşağı giyilen elbise. Fekâle lehul Abbas ammuhu, amcası Abbas dedi ki yabne ahi, tabi bu eski bir olay, eski bir hadise. İslam'dan önce. Ey kardeşimin oğlu, lev halalte izarake fecaaltehu ala menkibeyke dunel hicareti, sen şu izarını çıkarsan da onu efendim böyle omzuna koysan ki taşlar sana zarar vermese. Şu taş taşıyor, üzerinde bir şey yok. Altında var tek elbise. Onu üstüne giysen. Yani altta elbise olmasa manasında. Kale fehallehu fecealehu menkibeyhi fesekate. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mağşiyen fesekate mağşiyen aleyhi. Bunu yapmaya meyletti ki düştü bayıldı. Fema ru'ye ba'de zelke uryanen. O çıplak bir şekilde bundan sonra da görülmedi. Yani Cenab-ı Allah o hale müsaade etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çıplak görülmesine müsaade etmedi. Onu ne yaptı? Orada hemen bayılmış oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendim. An Ebi Sa'idin el-Hudri'yi radiyallahu anhu ennehu kal, nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem an içtimali samma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içtimali samma'dan nehyetti. İçtimali samma demek bütün bedeni örten bir elbise. Eller bile içeride kalıyor. Tamamen eller bile içeride. Kefen gibi böyle giydiğini düşünün birinin. Ayakları yine dışarıda tabii. Öyle. Bundan nehyetti. Çünkü bu eller hareket etmez. Değil mi? Elleri nasıl hareket ettireceksin? Bir şeyi nasıl uzatacaksın? Elini bir şeye uzatmaya kalksan aşağıdan açılır, yukarıdan açılır falan filan. وَاَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ ف۪ي ثَوْبٍ وَاهِدٍ, bir kişinin de ihtiba oturuşuyla oturmasını nehyetti. لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ, avret mahallinde bir şey yoksa, avret mahalli açıksa, yani üzerinde izar var, izarın altında da bir şey yok. Bu şekilde ihtiba oturuşundan nehyet. İhtiba oturuşu, yani makat üzerine oturup böyle dizleri çekmek. Çocuklar çok yapar onu. Makat üzerine oturup dizleri, iki dizi kendimize doğru çekmek. Karnımıza doğru, dizleri karnımıza doğru çekme hareketi. Tabii tabii köpek oturuşu da deniyor ona. Yani öyle bir isimlendirilmesi de var onun. Bu şekildeki oturmaktan efendim nehyetti. Yani demek ki ne anlıyoruz? Giyilen elbiseler, şimdi biz hep kadınlara diyoruz da erkekler için de geçerli. Kadın erkeği yok. Avret mahallini belletmeyecek. Avret yerleri, örtülmesi gereken yerler örtülü olacak. Örtülü olmakla da yeterli değil. Şeffaf olmayacak, efendim yani ince olmayacak ve dar olmayacak. Şimdi erkek de dar bir pantolon giydiği zaman o da uygun bir şey değil.
uygun bir şey değil. Buna riayet etmemiz gerekiyor. Tabii namaz kılarken de namazın dışında da bunlar önemli ayrıntılar. Evet, bugünkü dersimizi şöyle bir toparlayacak olursak, biz namazın nasıl farz kılındığını gördük. Miraç'la ilgili miracı anlatan rivayetlerden sadece bir tanesini burada okuduk. Daha pek çok miracı anlatan rivayetler var. Bunların hepsini okuduğumuzda zaten netleşiyor. Yani burada olmayan bazı bilgiler orada var, orada olmayan öbür tarafta var, öbür taraftaki burada var falan derken bilgiler tam yerine oturuyor. Ayrıca namazın en başta iki rekat farz kılındığını, sonra seferide iki kaldığını ama Hazar'da yine dörde döndüğünü, seferiyken sabit kaldığını gördük ve Hanefilere göre azimettir demenin manasını da buradan görmüş olduk. Bununla beraber tek elbiseyle namaz nasıl olur? Elbise darsa nasıl olur? Efendim yarım elbise varsa nasıl olur? Şöyle nasıl olur, böyle nasıl olur? Biz hatta ilmihal kitaplarına baktığımızda hiç elbisesi olmayan kişiler nasıl namaz kılar bunları anlatıyor. Hiç elbisesi yok. Hiç elbisesi yok. Nasıl namaz kılacak? Bunları anlatıyor. Hani ne anlıyoruz bunlardan? İlla namaz, illa namaz anlıyoruz. İlla namaz, illa namaz. Yani fakihler açık kapı bırakmamışlar. Her halükarda, her durumda, her şeyde efendim insan namaz kılabilir. Namaz kılması için o imkan verilmiştir, o kolaylıklar verilmiştir. Ne kadar ne olursa olsun. Evet, Rabbim namazlarımızı vaktinde tadil-i erkana riayet ederek kabul edeceği şekilde kılmayı nasip eylesin. Namazlarımıza dikkat edelim. Her yönüyle dikkat etmeye çalışalım. Rabbim namaz kılanlarımızın sayısını artırsın. Bu noktada Hazreti İbrahim'in duası önemlidir. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti. Ya Rab, beni ve neslimi namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Biz de bu duayı hep yapalım. Ya Rabbi, beni ve neslimi namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Çünkü namaz bu kıblenin değişmesi sırasında Yahudiler dediler ki sizin eski kıldığınız namazlar boşa gitti. Cenab-ı Allah da وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ Allah sizin imanınızı zayi etmez ayetini indirdi. Buradaki iman eküm ne demek? Salat eküm demek. Namaz yerine iman kullanıyor. Siz önceki kıbleniz Beytül Makdis'ti. Şimdi Kabe'ye döndünüz. Önceki namazlarınız gitti dediler. Müslümanlar da üzüldü buna. Cenab-ı Allah da Allah sizin imanlarınızı zayi etmez. Bakın namazlarınızı demedi. İmanlarınızı dedi. Yani iman, imanın en önemli göstergesi, en büyük göstergesidir namaz. Rabbim hepimize namaz şuuru nasip eylesin. İnşallah önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olunuz.